Hoş geldin. Ahmet Bey, tak sepeti koluna, herkes yoluna demişler. Abi sen her seferinde bir şey alıp geliyorsun buraya. Ben anlamadım ki. Şimdi yani, bu ne? Teker gibi getirmişim buraya. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz bütün yaz boyunca her hafta sizlerle buluştuğumuz için... Bisiklet tekeri mi abi? Bu söyleyeceğim. Sizlerle buluştuğum için bu sefer dedim değişik bir tanıtımla gelelim size. Farklılık olsun, hep birlikte eğlenelim. Evet. Hem de çok sevgili seyircilerimizin tercih etmiş olduğu... ...son zamanlarda Vizyon Türk'te en çok ilgi gören ürünlerden biriyle gelmiş olduk. Taktık sepetimizi kolumuza, geldik sevgili seyirciler. Nereye geldik? Çadırla geldik. Geldik yolumuza. Ya bu çok güzel bir şey ya. Ben değerli seyirciler, ne zaman tanıtım için sizlerle buluşsam benim bir eşref saati geliyor bana. Keyifleniyorum. Mutlu oluyorum. Ne demişler? Yeni bir slogan geliştirdik. Bağdat gibi diyar olmaz. Vizyon Türk'te tanıtımın sonuna kadar seyretmeden karara varılmaz. Doğru mu demişler? Abi sen anla. Şimdi, ben açayım abi. Şimdi sevgili seyirciler, çok güzel bir çadır. Sen anlat, Ahmet Bey anlat. Bir dakika anlatacağız ama. Anlat abi sen. Neyse anlat. Tamam, bizim şimdi anlatacak bir seyirci çağıracaktım ama siz istiyorsanız tamam, bir deneyin. Açmıyorum. Anlat tamam. Tamam. Şimdi sevgili seyirciler, çadırımız çok güzel. Biraz sonra hepiniz şok yaşayacaksınız. 159 TL'ye 0216 490 çift 090 arayıp 159 TL'ye hakikaten başka hiçbir yerde bulamayacağınız. Hani tabiri caizse başka yerde bu fiyata ancak avucunuzu alacağınız bir ürünle geldik. Bu çok önemli. Şimdi 159 TL'ye bu çadırı kaçırmayın, atı alan Üsküdar'a geçti denmesin diye şu anda bizi çok iyi takip ediyor sevgili seyirciler. Ben şimdi öyle bir basit ki bu çadırı açma. 30 saniyede açılıyor, 30 saniyede kapanıyor. Şimdi seyircilerimizden bir tane çağırın. Bak bakın, birkaç kere tanıtımı seyretmiş bir seyirci. Açabilecek mi, açamayacak mı? O zaman ben çok merak ediyorum. Abi. Bir alkışlarla bak, şurada bir seyircimiz var. Geliversin buraya. Gel bak. Evet. Gel gel gel. Seyircimiz açacak. Şimdi bir de şimdi. Hoş sevgili geldin. Seyirciler. Merhaba, isim? Bir dakika, bir dakika. Şöyle mikrofona söylersen. İsim nedir? Mehmet. Şimdi değerli kardeşim Mehmet. Sadece birkaç sefer tanıtımlarda seyrettin. Evet. 30 saniyede açılan ve kapanan, dünyanın en basit kurulan ve toplanan çadırı sloganıyla zaten tanıtımlarımız devam ediyor. Acaba ben merak ediyorum. Seyirciler ekran karşısında bu tanıtımları seyrederken bu çadırı hakikaten hiç bilmemesine rağmen çok rahat bir şekilde açabilecek mi, açamayacak mı? Bunun denemesini, provasını sende yapacağız. Evet. Hazır mısın? Hazırım. O zaman devam. Aç bakalım, açabilecek misin? Sevgili seyirciler, bakın, çadırımızı açtıktan sonra göreceksiniz. 2 metre yüksekliği var. 2,5 metrede bir eni var. Şöyle ama açalım bakalım. 2 metre yüksekliğinde, 2,5 metre eninde olan bir çadırımız. 30 saniyede açılıyor dedik. Görüyoruz şimdi bakalım ne olacak. Kameramız görecek şekilde. Biz arkada kaldık. Haydi bakalım Mehmet, bakalım yapabileceğim mi? Haydi Mehmet. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Ama böyle şöyle çevirelim. Ağzını böyle çevirelim. Sevgili seyirciler. Bakın. Değerli kardeşim Mehmet. Sadece tanıtımda seyretmiş olduğu bir ürün. İlk defa burada canlı yayında denedi. Hakikaten anlamamasına, bilmemesine rağmen şıpladan kaçıverdi. Tebrik ederim seni. Şimdi Ahmet Bey, nereye kaçtınız hemen? Nereye kaçtınız? Abi burası çok güzel ya. Fermuarını da çekelim de oradan bir daha çıkmasın. Sevgili seyirciler. Niye? Bilir o misiniz? Kadar çok mu bıktın? Evet, sevgili evet, seyirciler, bilir misiniz? Şöyle bir deyim vardır. Fertiği çekmek. Duydunuz mu? Fertiği çekmek. Ahmet Bey çadırı açtık, hemen fertiği çekti. Nedir fertiği çekmek Ahmet Bey? Nasıl yani fertiği? Eskiden... Ya karıştırma. Sevgili seyirciler, ben böyle örnekler vererek anlatmayı çok severim. Hakikaten eski yıllarda, padişahlar döneminde... Klimalı. Padişahın bir tanesi Almanlara Hicaz demir yollarının inşasında ihale vermiş. Hep Almanlar çalışmış demir yolunun yapımında. Doğal olarak da bittikten sonra da çalışanlar da Almanmış. Hareket memuru da Almanmış. Tren hareketi hazırlandığı zaman fertiği diye bağırırmış Ahmet Bey. Ya Erdem Bey. Sonra zamanla halk çok sevdiği için bu fertiği çekmek olarak bir ün kazanmış, bir deyim haline gelmiş. Yani sıvışmak, uzaklaşmak, kaçmak için. Orada neden aklıma geldi? Çadırı gördünüz, içine dalıverdiniz. Hemen sıvıştınız. Erdem Bey. O zaman bir dakika, ben de şöyle bir gireyim. Erdem Bey, dur. Ben de gireceğim. Sen yok, gireceğim. Adam, dur. Gireceğim. Ben de girdim. Orada koskoca Kilim Ağası, Bahçıyar Ağa var. Ben de geleyim mi diyorlar? Sen buraya sığar mısın kocaman çok adam? Çok sevdim. Sevgili seyirciler, bir saniye. Üstüme çıkacaksın, dur ya. Bu çadırımızın bir özelliği var. Nedir o? Bu tarafında kapısı var. İsterseniz sinekliği çekiyorsunuz, içeri sinek girmiyor. Havalanıyorsunuz, dışarıyı böyle seyrediyorsunuz. Bana bak, dur, fakat çekme. İçeri sinek girmiyor. Diğer taraflardaki pencerelerinde de sineklik var. O bakımdan sivrisinekler sizi vızzzz diye gelip geceleri sokuyor. Çekme, böyle klima güzel bir özelliği çekme, var. Perdeyi. Şimdi ben dedim ya, eşref saatim geldi diye. Sevgili seyirciler, bakın bu çadır 6 kişilik. Ben şimdi burada sevgili seyircilerimizden... Mehmet, neredesin Mehmet? Mehmet, gel, gir içeri. Gir içeri. Ben çıkayım. Yok, çıkmayın.
Şimdi alalım içeri. Birkaç kişi kim gelmek istiyor sevgili seyirciler? Gelin buyurun buyurun. Gelin. Lan adamım gelin. Dur. Gelin. Ben yapmasın. Gelin. Gelin şöyle. Gelin. Biraz dibe doğru. Arkaya dön. Dibe doğru. Dibe doğru. Bana ben hediyeyi gelin. Biraz daha dibe doğru gidelim. Dibe doğru. Hepiniz yürü. Ben şöyle kafamı çıkartacağım. Sevgili seyirciler. Bakın çadırımız 6 kişilik diyoruz ama yatar pozisyonda 6 kişiyi barındırırken böyle oturma pozisyonunda belki 15 kişi rahat için alabilecek bir çadırımız. 6 yekparedir. 6 yekparedir. Gelmek isteyen varsa gelebilir. 6 yekparedir. Ahmet Bey ne yapıyoruz? Kapatıyor musunuz? Kapatalım. Öylesin. Kapatın. Sevgili seyirciler. Bakın. Klimalı olarak. Sevgili seyirciler. Gerçekten eşref saatim geldi. İnsan böyle güzel, özel bir çadırı görünce, 30 saniyede açılıp, 30 saniyede kapanan bir çadırı görünce ve fiyatı da 159 TL olunca 0216-490-090'ı arayıp sadece kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 159 TL almak olunca hakikaten insanın eşref saati geliyor. Şimdi arkadaşlar geldi. Bakın kaç kişi var içeride? Şimdi ben çıktım bir dakika, bir, arkası iki, boş üç, dört, da, arkası boş. Bir dakika, 1, 2, 3, 4, 5, bir saniye ben çıkacağım. Bir dakika, bir saniye. Kimde var en önemli. Sevgili seyirciler, canlı yayında olabilir. Bir saniye. Erdemli, ben anlatırım. Bir saniye, sevgili seyirciler. Canlı yayında olabilir. Şu anda çok heyecanlıyız. Bir saniye. Bir dakika, bir saniye. 1, 2, 3. Pardon, bir saniye sessizlik rica ediyorum. Bir dakika. Sevgili seyirciler, bakın. Hakikaten öyle bir çadır ki... İnsanın kanını kıpır kıpır kaynatan öyle bir çadır ki hem eğleniyoruz anlatırken hem coşuyoruz. Şakasıyla, esprisiyle hakikaten 159 TL'ye kaçırılmayacak bir çadır bu. Şimdi bakın bir saniye. 6 kişi var değil mi? Şöyle bir yatar pozisyona geçer misiniz? Lütfen. Şöyle yatağa bakalım 6 kişi yatabiliyor mu içinde? Yatar pozisyona geçin. Evet. Şimdi. Yat. Ne demişler sevgili seyirciler? Ne demişler? Dostlar alışverişte görsün demişler. Dostlar alışverişte görsün. Yatın. Yatın şöyle kameramız bakabiliyor mu? Görebiliyor musunuz? Mir. Ya birine fakir verin bana. Fakir verin. Şimdi sevgili seyirciler. Hakikaten insanın fertiği çekisi geliyor. Canınız sıkıldı. Keyfiniz kaçtı. Hanımla kavga ettiniz. Veya bir yere pikniğe gideceksiniz. Evden uzaklaşacaksınız. Kampa gideceksiniz. Alın çadırınızı. Götürün her yerde 30 saniye içinde açıp 30 saniye içinde kapatabildiğiniz için her türlü seyahatinizde çok rahat bir şekilde yanınızda barındırabileceğiniz bir çadır. Şöyle alayım Erdem. Tamam ben Rahim de geçeyim. Rahim Hocam. Şimdi. Seni böyle alayım Rahim Hocam. Bir şey söyleyeceğim. 0216 490 çift 090 0216 490 çift 090 küreli kızlar gelir misiniz? Telefon numaramızı bir de sizden duyabilir miyiz? 0216 490 çift 090. Kaç paraya alıyoruz? 159 liraya. Kargo, kurye, KDV 159 TL. Evet. Başka da hiç para ödemiyorsunuz. Şimdi biz sevgili seyirciler anlatırken coştuk. Hatta ayağımız takıldı. Niye? Çünkü 10-12 dakikalık bir zaman zarfında böyle muhteşem bir çadırı anlatmak hakikaten uzmanlık işi. Çünkü bu çadırı geçeceksin yanına saatlerce anlatacaksın. Keyifli anlatılabilecek bir çadır. Ve ben hakikaten uzun zaman sonra en keyif aldığım, en keyifli anlattığım tanıtımlardan bir tanesi... Bu çadırı sizlere anlatmak oldu. Şimdi Ahmet Bey. Evet. Şöyle bir şey vardı. Şimdi ben gitmeden bir tane bana bırakıp öyle gidiyorsun abi. Bırakırım. Evet. Arkadaşlar kaç dakikamız kaldı bu arada? Onu da alalım da. 3 dakikamız daha mı var? Şimdi sevgili seyirciler. Şimdi bir tane. Şimdi o zaman ayak takılmasan şöyle bir çıkma. Teker teker alalım sizi. Evet. Başka çadırımıza girip bakmak isteyen var mı yakından? Yavaş. Sevgili seyirciler? Şöyle alalım. Buyurun. Yavaş. Buyurun. Buraya Bahtiyar Ağa'yı sokalım. Bahtiyar Ağa'yı. Koca Ağa'yı sokalım. Buyurun. Bahtiyar abi gel. Sen alıyorsun bakalım. Sen ayrılma. Gel. Sen ayrılma. 5. Klima güzel. 6. Bahtiyar abi sizi böyle alabilir miyim? Ağam. Ağam valla olmaz. Buyurun bağdaş kurup oturabilirsiniz. İçine girme. İçine girme. Bir bak. Sevgili içine seyirciler. Bak. Gerçekten burada kalabalık bir seyirci kadromuz var. Herkesten rica ediyorum. Lütfen fertiği çekmeyin efendim. Bizi dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü ben bu çadırı gördüğümde... Bu hani eskilerin saatlerce kurulan çadırları vardı. Mutlaka bilirsiniz. Saatlerce uğraşırlardı o çadırı kurmak için ve toplamak için. Ya adamlar yapmış sevgili seyirciler. Hakikaten yapmış adamlar ya. Şuraya bakın bir kere bakın. 6 yekpare.
Çelik. Çelik konstrüksiyon deniyor bunlara. Yani kırılmıyor, asla kırılmıyor. Çok rahat bir şekilde basabilirsiniz, ezebilirsiniz. Kırılmak diye bir şey söz konusu değil. 2 metre yükseklik, 2,5 metre eni var. Şimdi böyle bir çadıra sahip olan bir insan maalesef kusura bakmasın biraz Eyyam Reisi olmak zorunda Ahmet Bey. Evet. Bilirsiniz Eyyam Reisi. Nedir? Menfaatini düşünen, bakın menfaatini düşünen, güne göre yaşayan, nerede akşam orada sabah diyen kişilere eyyamcı denir. Ve tutarlı davranışlar sergilemeyen, yel nereden eserse oraya doğru eğilen kişilere de Eyyam Reisi denir. Vallahi bu çadırı alan insan bence ne yapması lazım? Biraz menfaatlerine düşkün olması lazım. Bunu omuzlayıp tatile, seyahate çıkması lazım. Benden söylemesi sevgili seyirciler. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki şöyle bir dakikamız falan kaldı. Bir dakikamız mı var? Bana bir saat deyin, ben bir saat anlatırım. Problem değil. Mehmetciğim şimdi yavaş yavaş bunu bir toplarken bakalım. Çok güzel açtın. Toplarken de toplayabilecek misin? Evet. Şöyle 30 saniye seyredelim. Arkadaşlar. Şöyle bir seyredelim. Bu arada biz de konuşup bir fiyatımız hakkında bir kez daha sevgili seyircilerimizi bilgilendirelim. 0216 490 çift 090 arıyorsunuz. Bu bakın güzel çadıra sadece ve sadece 159 TL'ye sahip oluyorsunuz. Ne oldu Mehmet? Var mı problem? Vallahi helal olsun. Evet. Evet. Ne yapıyorduk bundan sonra? Hadi bakalım bundan sonra ne yapıyoruz? Tekrar söylüyoruz. Kapısı dahil pencerelerinde de hepsinde sinekli olan bir çadır. Rahat bir şekilde sinekliğini kapatıyorsunuz. Hem dışarının manzarasını seyrederken sinekler de sizi rahatsız etmiyor. İstediğiniz yerde rahat bir şekilde bu çadırda barınabiliyorsunuz. Eğer çadır boşken, bakın doluyken demiyorum. Çadır boşken uçmama ihtimali açısından, hani uçarsa düşüncesi varsa, uçmama bakımından kenarlarında halkaları var. Oradan da istediğiniz yere sabitleyebiliyorsunuz. Ha içinde birileri varken olmaz ama boşken uçmasın diye halkalarından da sabitleyebileceğiniz, o da düşünülmüş. Dört dörtlük muhteşem bir çadır sevgili seyirciler. Şimdi ben bu çadıra baktığım zaman, bakın geçiyorum karşısına. Gemi maymunu gibi bu çadıra bakıyorum. Neden gemi maymunu gibi bakıyorum? Bakın sevgili seyirciler, insan bu çadırın karşısına geçip saatlerce aynı noktaya hareketsiz bir şekilde bakası geliyor. Hakikaten gemi maymunu gibi geçip bakabilecek bir, hayretler içerisinde bakılabilecek bir çadırımız. Biraz kendimizi öyle hissedebiliriz bu çadıra bakarken. Toplandı mı arkadaşlarımız? Şöyle gösteriyoruz. Tamam. Şimdi sevgili seyirciler, sevgili seyircimiz Mehmet geldi. Sizler arasında anlatmak isteyen bir seyircimiz var mı diye sordum. Parmak kaldırdı. Gelip ilk defa birkaç kez Vizyon Türk ekranında tanıtımlarından seyretmiş olduğu çadırı, bakın güldük, eğlendik. Ama burada bir gerçek var. İnsanlar bu çadırı alıp da saatlerce çalışmadılar. Ekrandaki tanıtımı seyreden kişiler bile sadece seyrederek bu çadırın nasıl açılıp kapanacağını ekrandan öğrenmiş oldular. Mehmet de bunlardan bir örnekti. Şöyle benim mikrofonuma konuşur musun? Doğru mu söylüyorum? Bir saniye. Evet, doğru. Mikrofonu da, peki mikrofona söyle. Sadece ekrandaki tanıtımlarından seyredip çadırı açıp kapatmayı öğrendin. Doğru mu Mehmet kardeşim? Doğru. Peki sen ne diyorsun? Düşüncen nedir? Vallahi düşüncem öyle çok iyi bir şey. Çok basit, pratik. Evet. 159 TL'ye kaçırılmayacak bir fırsat. Sevgili seyirciler, bakın çadır açma kapatma derdine son diyoruz. Ekranda seyrediyorsun. 0216 490 çift 090 arayın. Kargo, kurye, KDV, TV her şey dahil 159 TL'ye bu atmatik çadırın siparişini verin. Bakın Mehmet kardeşim gibi o kadar pratik. Daha aldığınız an sizler de çok rahat bir şekilde açacaksınız, kapayacaksınız. Açarken, kaparken yüzünüzden asla tebessüm eksik olmayacak diyoruz. Herhalde vaktimizi doldurduk değil mi? Dolmuştur. O zaman bir kez daha fiyatımızı anımsatalım. 0216 490 çift 090 arayan herkese atmatik çadırımız, seyircilerimiz, sevgili seyircilerimiz hep birazdan kaç paraya gönderiyoruz? Kaç para? Bir kere daha olmadı. Bir daha. Evet, kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 159 TL'ye gelecek. Efendim bendeniz Erdem Gençtürk. Hepinize saygılar, sevgiler. Bir başka tanıtımda tekrar buluşabilmek ümidiyle iyi akşamlar. Size iyi programlar.